Arkadaşlar merhaba. Şimdi çok merak ettiğimiz bir şey vardı. Biz de merak ediyorduk. Köpeklerle ayılar akraba olduğuna göre brasikefal kafa yapısında köpekler ayılardan mı türedi? Ya da bana çok sorduğunuz bir soru var. Bunu anlatacağız ayılardan gelip gelmediğimizi. Daha sonra Tibet Mastifi ile ilgili beni çok arayanlara da dünyanın ilk köpek ırkı mıdır? Köpeklerin atası mıdır? Tibet Mastifi ne kadar eskidir? Tarihçesi nedir Tibet Mastifi'nin? Onu tartışacağız. Şimdi arkadaşlar, şöyle diyeyim ben size. Milattan sonra 2022 yılındayız, değil mi? Milattan. Peki milattan önce kaç yıl vardı? Dünyanın ömrü ne kadar? Dünya kaç yaşında? İnsanlık ne kadardır dünyada var? Şimdi arkadaşlar, dünyanın yaşı 4,5 milyar yaşında dünya. Dünya 4,5 milyar yaşında. Samanyolu evren bildiğimiz kadarıyla 13 milyar yaşında. Şimdi insanlar ne zamandır var dünyada? İnsanlar 200 bin yıl ila 300 bin yıldır dünyada var. Bilinen. Yani fosiller, fosil kayıtları bize bunu gösteriyor. 300 bin yıldır insanlar var. İnsana dair ilk bulunan fosil 300 bin yıl geriye kadar bizi götürüyor. Peki dinozorlar var bir de işin içinde. Bu dinozorlar nereye gitti arkadaşım? Dinozorlar nerede? Ne zamana kadar vardı? Durum şu arkadaşlar. Bundan 60 milyon yıl önce, 60 milyon yıl önce dünyada dinozorlar vardı her tarafta biliyorsunuz. Zaten dinozorlar devam etseydi insanlık olabilir miydi, insan olabilir miydi? Olamazdı. Neden? Dinozorlar insanları yerdi yani. Bu kadar basit. Dinozorların olduğu bir ortamda insanlar olamazdı. Şimdi arkadaşlar 60 milyon yıl önce bakın çapı 180 kilometre olan 180 kilometre olan çapı. Bu ne demek? İstanbul'un başından sonuna kadar düşünün. Onu daire haline getirin. Kocaman. Neredeyse bizim Marmara bölgesine yakın bir ebatta bir gök taşı arkadaşlar. Bir gök taşı. Meksika Yutacan Yarımadası'na düşüyor. Meksika Yutacan Yarımadası'na düşüyor. Bilim insanları bunu 1991'de İlk 1970'te tartışmaya başladılar. 1991'de netleştirdiler. Orada Chicxulub Kulüp diye okunuyor. Chicxulub Kulüp krateri var. Yani 180 kilometre çapında bir göktaşı düşünün. Büyüklüğünü düşünün. Dünyaya çarpıyor. Tabi bunun dünyaya çarpmasıyla beraber o basıncı ve etkiyi düşünebiliyor musunuz? Bütün dünyayı haftalarca süren bir alev bulutu kaplıyor. Yangın kaplıyor yani. Dinozorların sonunu getiren de budur. Yani bütün dinozorların ölmesinin nedeni de budur. Ve döngü yeniden başlıyor. Yani mesela birçok bilim kurgu Amerikan filmine bakarsanız hep dünyaya çarpacak gök taşları üzerine kurulur. Yani insanlığın sonunu getirecek kıyamet denen şeyin göktaşıyla geleceğini falan Hollywood söyler. Neden? Çünkü daha önce dünya bunu bir kere yaşadı. 180 kilometre çapında bir göktaşı dünyaya çarpınca o dünyadaki canlı popülasyonu komple imha edip yeni canlıların oluşmasına neden oldu. Şimdi arkadaşlar, peki milattan sonra 2022'de yaşıyorsak milattan önce kaç yıl var? Onu sormuştuk. 13 milyar 498 bin yıl var arkadaşlar. 13 milyar 498 bin yıl var. Milattan önce. Şimdi milattan önce 60 milyonda Tibet Mastifi var mıydı? Tabii ki yoktu. Doğru mu? Yoktu. Neden? Dinozorlar vardı.
Şimdi yaklaşarak geliyoruz bak. Ha, bu arada insanlar yazıyı ne zaman buldu arkadaşlar? Milattan önce 3200'de buldu. Yani 5200 yıldır insanlar yazılı kayıt tutuyorlar. Biz de o sayede ne yapıyoruz? Geçmiş bilgileri, geçmiş tarihleri öğrenebiliyoruz. Onun dışında arkeoloji bilimi var biliyorsunuz. Mesela Göbekli Tepe bulundu. Göbekli Tepe'de ne oldu? Biz insanlık tarihini 13 bin yıl öncesine kadar götürebildik. Bildiğimiz ne var arkadaşlar Göbekli Tepe'deki buluntuların içinde? Göbekli Tepe'de köpek mezarlığı var. Ha, ne demek? Demek ki 13 bin yıl önce insanlar köpeklerle haşır neşirmiş, köpekleri varmış. Onu biliyoruz. Doğru mu? Şimdi bu arada benim size hep anlattığım bir şey var köpek göçleriyle ilgili. İlk köpek ırklarının temelinde yatan hareketlilik, birinci hareketlilik ne diye işliyoruz biz hep? Büyük İskender. Değil mi? Büyük İskender var. Milattan önce 336-323 arasında Büyük İskender'le bir hareketlenme var. Şimdi burada iki tane farklı kinoloji görüşü var arkadaşlar. Onu daha önce de ben size söyledim. Bir grup Büyük İskender'le beraber doğuya doğru hareket eden Moloez ırkların, Mastif ırkların Asya'ya yayılarak oradaki ırklarla çiftleşmesi sonucu ırkların temelinin atıldığını, Asya'daki büyük ırkların temelinin atıldığını söyler. Diğeri de Büyük İskender Asya'da öldükten sonra geriye dönen ordusunun ve komutanlarının Asya'dan Avrupa'ya doğru getirdiği köpeklerle büyük ırkların oluştuğunu söyler. Şimdi burada iki tane farklı görüş var. Ben yani okuduğum, yazdığım, araştırdığım kadarıyla hep birinci yöntemin daha mantıklı olduğunu düşündüm. Yani birinci tarafın. Yani Büyük İskender'le beraber giden köpekler, geriye dönerken de döndürdükleri melezler. İkisini bir arada düşünmek lazım. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Tibet Mastifi var mıymış 60 milyon yıl önce? Yokmuş. Yokmuş yani. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Burada bu tartışmanın içine neyi koyuyoruz? Moloez ırklarda Brachycephal kafa yapısı. Yani Mastif kafa yapısı. Brachycephal kafa yapısı. Küt burunlu köpekler, kurt burunlu köpekler. Şimdi hep kafa karışıklığı nerede? Bütün kinologlarda da var. Bu kurt burunlu, uzun burunlu, kurt burunlu dediğimiz köpekler tamam kurttan türediler, geldiler. Ama peki bu şey nasıl oldu? Brachycephal kafa yapısı nasıl oldu? Acaba bunlar ayı kökenli midir? Ayılarla ortak bir bağlantıları var mıdır? Şimdi bunun içinde arkadaşlar bakın 60 milyon yıl önce ne oldu? Göktaşı düştü, sıfırladı. 50 milyon yıl önce, yani 60 milyondan 50 milyona düşene kadar 10 milyon yıl geçmiş. 10 milyon yıl geçtikten sonra, yani bundan 50 milyon yıl önce arkadaşlar, Machis diye bir isimlendirilmiş bir fosile denk getiriyoruz. Machis. Bu Machis'in yapısı şu anki gelinciklere benziyor. Bildiğiniz gelinciğe benzeyen bir hayvan bu Machis. Şimdi bu Machis'in kedilerin ve köpekgillerin, kedigillerin ve köpekgillerin atası olduğu düşünülüyor. Neden düşünülüyor? Çünkü Machis'in devamında bulunan fosiller var. Machis'ten evrimleşerek gelen fosiller var. Bu Machis'ten evrimleşerek gelenlerin de kedi ve köpeklerin atası olduğu düşünülüyor. Ne zamana kadar? Bir 13 milyon yıl daha geçiyor. Yani 37 milyon yıl öncesine ait bir fosil var. İsmi ne arkadaşlar? Hesperokyon. Hesperokyon diye bir fosil var. Hesperokyon ismi vermiş. Yani bir de birkaç tane bulunmuş Hesperokyon'dan. Yani 50 milyon yıl önceki Machis 13 milyon yılda Hesperokyon diye bir fosile evrilmiş 13 milyon yıl içinde. Bakın ne kadar uzun tarihlerden bahsediyoruz değil mi? Biz daha 13 bin yıl insanlık tarihini biliyoruz. Öncesini doğru düzgün bilmiyoruz. 13 bin yıl öncesine kadar diyoruz ama burada 13 milyon yıldan bahsediyoruz. 13 bin yıl nereye? 13 milyon yıl neresi? Bu Hesperokyon arkadaşlar milattan önce 37 milyon yıl önce yani milattan önce 37 milyonda denk geldiğimiz Hesperokyon 17 milyon yıl devam ederek ne oluyor arkadaşlar? Bir ayrım sürecine geliyor 17 milyonda. Bunun devamı kollara ayrılıyor. Nedir? 20 milyon yıl önce şu anki ayıların atası olan kol
buradan ayrılıyor. Yani ayıların da atası Hesperekyon. Yani Hesperekyon nereden geliyordu? Bakın Maçis'ten geliyordu. Ayıların atası Hesperekyon. Ayılar oradan ayrılıyor. Bir grup Caniformia. Caniformia grubu da arkadaşlar 37 milyon yıl önce köpeklerin atası olarak oradan ayrılıyor. Ata yani daha köpek değil bak ortada köpek yok. Köpeğe dönüşecek bir canlı var zaman içinde köpekleri oluşturacak. Ve bir de Feliformia diye bir grup ayrılıyor. Bu da şu anki kedigillerin yani kaplandan aslandan kediye kadar kedigillerin atasını oluşturacak bir form haline dönüşüyor. Ta ki 15 milyon yıl önceye kadar arkadaşlar 22 milyon yıllık bir süreçten bahsediyoruz. 15 milyon yıl önce Tomarctus diye bir form oluşuyor. Tomarctus ki 2 milyon yıl öncesine kadar biz Tomarctuslara fosil biliminde denk geliyoruz. Tomarctuslar var. Tomarctus. Yani bu Tomarctus köpeğe dönüşmeye başlıyor. Köpeğe benzemeye başlıyor. Demek ki neymiş? 2 milyon yıl önce Tibet Mastifi falan yokmuş yani. Şimdi dünyadaki köpekgilleri biz nasıl inceliyoruz arkadaşlar? Köpekgiller Animalia dünyasına yani hayvan dünyasına ait Chordata şubesinden Mammala sınıfı, Carivora takımı, Caniformia'ya alt takımına ait yani Carivora takımının Caniformia alt takımı yani bu Canivora takımı dedi işte hani ayıgiller, köpekgiller, kedigiller hepsini kapsıyor. Bunun alt takımı ne? Caniformia yani köpekgiller alt takımında Canidae familyası olarak geçiyor köpekler. Yani bu familyanın içinde neler var? Köpek var, kurtlar var, tilkiler var, çakallar var, rakunlar var. Ve bunların bütün çeşitleri alt grupları var. Köpek dediğimiz en altta yani bu Canidea familyasının altındaki Canis lupus familiaris dediğimiz köpekler 400 ırk civarında kabul ediliyor. Ki bu 400 ırkın en küçüğü köpekgillerin en küçüğü çöl tilkisi olarak geçiyor. En büyüğü müşahiliyle 1,5 kilogram. En büyüğü de Alaska kurdu olarak geçiyor yani köpekgillerin. Alaska kurtları da ciddi büyük hayvanlar. Şimdi 2 milyon yıl öncesine kadar geldik değil mi? 2 milyon önce ne var? Tomarctus var. Tomarctus. Bu Tomarctus 2 milyon yıl önce neydi? Tibet Mastifi falan değildi yani Tomarctus'tu. Şimdi Tomarctus'lar arkadaşlar bir Valpiniler bir de Caniniler diye ayrılıyor. Valpiniler tilkiye benzeyenler. Kanininer köpeğe benzeyenler. Şimdi burada Valpinilerin içinde köpeğe benzeyenler olduğu gibi kaninilerin içinde de tilkiye benzeyenler var ama genetik açıdan ayrılmış durumdalar arkadaşlar. Bu nasıl ayrılıyor genetik açıdan onu da bakalım. İlk köpek fosil kalıntısına döndüğümüzde genetiği de oradan anlatacağım yani genleri de. Şimdi oraya dönelim. İlk köpek fosiline ne zaman denk gelindi? Ne zamana kadar biliyoruz? İlk köpek. Yani şu anda anladığımız anlamda köpek en eski ne zaman görüldü dünyada? Bilimsel anlamda ispatlı olarak. 14.200 yıl önce arkadaşlar Hindistan'ın yanlış olmasın yani aksanımda yanlışlık olabilir. Bam Oberkassel Hindistan'da 14.200 yıllık insan yanında yaşamış köpeğin kalıntısı bulundu. 14.200 yıl önce yani 14.200 yıldan önce bir köpek kaydı yok. Köpek fosili de yok 14.200 yıldan önce. Bilinen şu anki bilimle konuşuyorum. 14.200 yıl önceki köpeğin bir ırkı var mı? Yok. Yani köpek. 14.200 yıl önce insanın yanında yaşayan ilk evcilleşmiş köpek diye tanımlayabileceğimiz 14.200 yıl. Şimdi brachycephal kafa yapısındaki o mastif kafa yapısı ayılardan mı geliyor? Oraya geliyoruz. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Şimdi kafayı oluşturan bir gen mutasyonu var. Gen mutasyonu.
Normalde bakın, kurttan gelen soyun içinde bir gen mutasyonu var. Smok 2. Yani Samsun, Manisa, Ordu, Ceyhan 2, Smok 2 geni diye bir gen var. Bu gen kafa yapısının basık olmasından kaynaklı daha güçlü olmasını sağlıyor. Ve bu daha güçlü olunca güçten kaynaklı baskın gen haline dönüşüyor. Ve kurt soyundan gelen, kurttan evrimleşerek gelen köpekgillerde Smok 2 geni brasikefal kafa yapısının oluşmasını yıllar içinde sağlıyor. Şimdi köpekgillerin, arkadaşlar, köpekgillerin ortak bir atası var. Yani biraz önce anlattığım Machis var. Ama Machis çok eski. Bir tek köpeklerin değil, biraz önce anlattığım gibi. Kedigillerin, köpekgillerin, ayıgillerin hepsinin atası bizi nereye götürüyor arkadaşlar? Machis'e götürüyor. Machis ne kadar eski? 50 milyon yıl önceye kadar götürüyor bizi Machisler. 50, yani 60 bin yıl öncesine baktığımızda da Cynodictis diye okunuyor. C-Y-N de başlıyor işte. Cynodictis. 60 bin yıl önce köpek formu, yani köpekgillere dönüyoruz. Şimdi köpeklerde ne var? 35 çift 78 adet kromozom var. Kuyruk hariç 319 kemik var. Bak, köpekgillerin belirleyicisi. Aynı standartlı olmasına rağmen ayılar gibi topuğa değil parmak üzerinde yürüyor. Şimdi bakın, topuk üzerinde yürümekle parmak üzerinde yürümek arasındaki oluşum farkı milyonlarca yıla tekabül ediyor. Bakın, her aşamayı ne attık? 8 milyon yıl, 10 milyon yıl diye atıyoruz. Köpeklerde ne var arkadaşlar? 28 tane süt dişi var. Süt dişi döneminde doğduktan sonra. Süt dişlerini döktükten sonra gerçek diş 42 adet. 42 adette neyimiz var? Dişimiz var köpeklerde. Demek ki neymiş? Brasikefal kafa yapısındaki köpeklerin geçmişte 1800'lü yıllardan işte 1950'lere kadar iddia edilen brasikefal kafası, kafa yapısındaki köpeklerin ayıgillerden geldiği tezi bilimsel olarak fosil bilimciler tarafından ve DNA testleri tarafından çürütülmüş. Şimdi baktığımızda da arkadaşlar, yani kurdun, ilk kurdun oluşumu bize nereye götürüyor? 40-48 bin yıl. 40-48 bin yıl önce kurdun oluştuğunu görüyoruz. 48 bin yıldan geriye doğru geldiğimizde ne kadar geliyoruz arkadaşlar? 14 bini düşersek 34 bin yıl içinde kurttan köpeğe doğru bir evrimleşme gerçekleşiyor ve köpek oluşuyor. Şimdi burada çok merak edilen bir soru var. Tibet Mastif ne zaman ortaya çıktı? Çok soruyorsunuz. Ne zaman ortaya çıktı? Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz Tibet Himalayalarda kapalı bir toplum. Dünyaya da kapalı yaşamışlardır. Manastır hayatı yaşamışlardır. Binlerce yıl bu böyle sürmüştür. Şimdi Tibet'in kendi kayıtlarına göre, Tibet kayıtlarına göre milattan önce 1100'de, milattan önce 1100'de Do Qi diye bir köpekten bahsediliyor. Bu Do Qi arkadaşlar, oradaki rahiplerin dilinde iri büyük köpek demek. İri büyük köpek. Bu Tibet Mastifi mi? Hayır, değil. İri bir büyük köpekten bahsediliyor. Bu iri ve büyük köpek ne için kullanılıyor arkadaşlar? Ne için kullanılıyor? O zamanki yabani hayvanları manastırlardan uzak tutmak ve korunmak amaçlı kullanılıyor. Milattan önce 1100. Şimdi bu arada milattan önce 1100'den milattan önce, yine arkadaşlar, milattan önce ne zaman Büyük İskender devreye giriyor arkadaşlar? 336 ila 323 milattan önce. Yani 1100'den bunu düşersek arkadaşlar 750 yıl. 750 yıl boyunca bilinen Do Qi diye bir köpek türünden bahsediliyor. Bu, hani köpeğin büyük ve iri olduğu, tapınakları kullandığı, yani koruduğu
tapınaklarda kullanıldığı ve tapınakları koruduğu anlatılıyor Doki'nin. Şimdi Doki ile ilgili anlatımlar ne zaman başlıyor tarihte ilk kez? Bir, Marco Polo tarafından Avrupa medeniyetine anlatım olarak getiriliyor. İki, Kraliçe Victoria döneminde. Bu köpek zaten ilk Kraliçe Victoria döneminde Batılılar tarafından isimlendiriliyor Tibet Mastifi diye. Tibet Mastifi denmesinin nedeni ne? Bir mastif gibi iri olmasından kaynaklı öyle deniyor. İki Tibetli olmasından dolayı öyle deniliyor. Şimdi o dönemde de birçok kinolog diyorlar ki, tabi o zaman bilim bu kadar ileri değil. Bu köpek mastif soylu değil. Sadece Avrupalılar büyük köpeklere mastif dedikleri için, Moloezer kökenli oldukları için bu köpeğe mastif dendi. Yoksa bu köpeğin mastiflerle uzaktan yakından bir alakası yok deniyor. O tarihte. Bu arada biz neyi görüyoruz arkadaşlar? Yine Marco Polo döneminde. Marco Polo bu köpekleri nereden öğreniyor? Şimdi Cengiz Han'ın ordusunda savaş köpekleri o zaman çok önemli ya. Cengiz Han bu Tibet Mastifleri çok ciddi savaş köpeği olarak kullanıyor arkadaşlar. Yani Cengiz Han'ın Tibet Mastif ordusu da var aynı zamanda. Yani savaşlarda kullandığı. Tabii dünyada böyle gündeme gelmeye başlıyor. Batı medeniyetinde ilk yazılı kaynaklarda Marco Polo sonrasında, yani bilimsel, kinolojik anlamdaki kayıtları nerede? 1872 yılında Meğer İzutoğallah diye bir adam bunu kaleme alıyor. Yani batıya tanıtanlardan bir tanesidir. İşte Kraliçe Victoria döneminde de Tibet'ten getirilen örnekler halka sergileniyorlar arkadaşlar. Şimdi 2011 yılına kadar bunların hepsi böyle tartışmalı olarak devam etti. Yani herkes mesela işte Çinliler köpek kendilerinin olduğu için işte en eski köpeğin olduğunu iddia ettiler. Batılılar onun mastif olmadığını söyleyenler vardı. Mastif soylu olmadığını söyleyenler vardı. 2011 yılında bu köpeklere DNA testi uygulandı arkadaşlar. DNA testleri uygulandı. Geçmişlerine yönelik akrabalık ilişkilerine bakıldı. Şimdi akrabalık ilişkilerine bakıldığında da bu köpeklerin soyunda Great Dane, Bernese Dağ Köpeği, Rottweiler, Saint Bernard, Leon Berger gibi 2000 ila 2500 yıllık tarihçesi olan mastifler gibi, yani Napolitan mastifler gibi 2000 ila 2500 yıllık köpeklerle akrabalığı DNA testleriyle ispat edildi. Şimdi bu noktaya gelindiğinde ne dendi arkadaşlar? Ne dendi? Yine bakın, hani biraz önce dediğim kinolog bakış açısı farkı var ya, Büyük İskender'le batıya gidenler, savaşa giden köpeklerden dolayı türeyen köpekler. İki, Büyük İskender Asya'da öldükten sonra geriye dönen askerlerin geriye getirdiği köpeklerle türeyen ırklar. Şimdi burada iki tane şey var, onu bilemeyiz. Yani Büyük İskender'le beraber giden köpeklerden dolayı mı Asya'daki ırklar oluştu? Yoksa Asya'dan Büyük İskender'in geriye getirdiği köpeklerden dolayı mı Avrupa'daki büyük ırklar oluştu? Bunun belirleyicisi ne olabilir? Ne olabilir arkadaşlar? İşte Julius Caesar döneminde Romalılar çok ciddi kayıt tutmuşlar. O zaman savaş köpekleri var. Ama mastifler de var. Moloez ırklar da var. Ama bu yine Julius Caesar'ın tuttuğu zaman Büyük İskender'den 320 yıl sonra. Yani arada 320-350 yıllık bir şey var. Peki daha eskiye Moloez ırkları götürebiliyor muyuz Avrupa'da? Ha, götürebiliyoruz işte. Moloez kabilesi var eski Yunan uygarlığında. Ha, o zaman işin rengi değişiyor. Yani Büyük İskender'den önce de Avrupa'da Moloez ırkların, yani Mastif ırklarının Avrupa'da olduğunu biliyoruz. Bu noktada benim okumalarıma göre şey daha ağır basıyor. Yani Avrupa'da olan Moloez ırklarının, eski Yunan'da olan Moloez ırklarının İskender'le beraber doğuya gitmesi daha mantıklı geliyor. Yani burada nereye geliyoruz arkadaşlar? Sorduğunuz sorunun cevabını veriyorum. Tibet Mastif'in soyu nereye dayanıyor derseniz, milattan önce 1100 yılındaki Doki denen Himalayalara ait büyük ırkların Büyük İskender'le beraber gelen savaş köpekleriyle, ki daha öncesinde
Çin grubunun yani Himalaya tayfasının Avrupa'ya bir şeyi yok bilinen. Bilinen ilk hareketlilik nerede? Büyük İskender'le doğuya doğru. Ve doğuda doğunun tutuculuğundan kaynaklı, Himalayaların zorluğundan kaynaklı, bu köpeklerin sahip olmasından yani sabit olmasından kaynaklı bu köpeklerin hareketliliği de Cengiz Han'a kadar söz konusu değil. Ama bu bahsedilen tarihlerde Cengiz Han'la bu tarih arasında 1000 yıl fark var bakın. Kapalı ortamda bu köpeklerin bu Doki denen köpeklerin Büyük İskender'le beraber gelen Moloya zırklarla eşleşerek Tibet Mastifi oluşturmuş olması daha aklı selim görünüyor işin açıkçası. Şimdi geliyoruz arkadaşlar Tibet Mastifi'nin ilkel özelliklerine bakın. İlkel köpek ırkları içinde geçer. Neden? Çünkü yüzyıllar boyunca yalıtılmış olarak yaşamıştır. Ve hep Himalayalarda yaşamıştır. Şimdi Himalayalarda yaşamış olmasından kaynaklı arkadaşlar bu köpeklerin tıbbi açıdan hemoglobin seviyeleri çok yüksektir. O da neden? Yüksek rakımdan, yüksek oksijenden kaynaklı hemoglobin seviyeleri çok yüksektir. Hemoglobin seviyeleri çok yüksek olmasından dolayı orijinal saf kan Tibet Mastifler senede bir kere kızan dönemi geçirirler arkadaşlar. Bu da kızanları sonbahar sonuna denk gelir. Doğumlarını da Aralık sonu Ocak başı yani Aralık Ocak ayı içinde de doğum yaparlar. Şimdi tabii bunlar hemoglobin seviyelerinden dolayı ben geçmişte anlattım size sıcak iklim kuşağına uyumlu hayvanlar değillerdir. Getirdiğiniz zaman hayvanların yani orijinalliğini bozarsınız, güdülerini bozarsınız. Şimdi bunlarda da işte bir Avrupa standardı, Çin standardı diye geçiyor. Avrupa'ya gelen köpekler iklim uygun olmadıkları için daha küçülüyorlar. Tüy formasyonları bozuluyor, tüy yapıları bozuluyor. Ona da bir kılıf uydurmuş her zamanki gibi Avrupalı. Ne demiş? Avrupa type, Europe type. Europe type Tibet Mastiff. Europe type'larla yani Himalaya bölgesindeki özellikle Hindistan bölgesindekilerde cüsse farkı da çok farklı. Arada çok büyük cüsse farkı var. Şimdi Hintliler Tibet Mastif'e çok düşkünler. Yani Hindistan'ın da tarihine bakarsan daha ben size Babür Şah'a kadar Hindistan'ın kurucusu da Türk'tü anlatmıştım size Babür Şah'ı geçmiş videolarda. Hindistan'da da Tibet Mastifler çok popüler. Bu noktada dünyada Hint standardı dediğimiz standardı da var bu işin. Hint standardı ne yapmış Tibet Mastifleri? İkiye ayırmış. Aslanbaş ve kaplanbaş diye ayırmış. Aslanbaşlar arkadaşlar kaplanbaşlara göre daha küçük ama daha çok yeleli ve uzun tüylü. Kaplanbaşlar daha iri, cüsseli, büyük ama daha kısa tüylü, daha az yeleli olanlara deniyor. Yani bunun Asya'daki formu aslanbaş ve kaplanbaş diye ikiye ayrılıyor. Şimdi şeye geldiğiniz zaman bu taraflara Avrupa'ya falan geldiğiniz zaman da Europe type, Chinese type yani Avrupa stand, Avrupa tipi ve Çin tipi diye konuşuluyor. Sonuçta hayvanları gittikleri yerde arkadaşlar iklim kuşağına uyum sağlamaya çalışıyorlar. Ama uyum sağlaması için de işte 3 jenerasyon falan geçmesi gerekiyor. Hani genelde şeydir mesela Sivas'tan kangalları alırlar. İzmir'e getirirler, Aydın'a getirirler. Hayvanlar taklaya gelir. Uyum sağlayamaz. Onların çocukları olur, çocuklarının çocukları olur. Torunlar da siz Ege'nin sıcak iklimine uygun kangalları yakalamış olursunuz. Hayvanlar rahat yaşar hale gelir. Yoksa Sivas'tan direkt getirilen kangallar Ege'de ne oluyor arkadaşlar? Hayatını miskin miskin gölgelerde geçiriyor. Bu onun gibi. Tekrar söylüyoruz. Milattan önce 40 bin kurtların evrimleşmesi. Tibet Mastif var mıydı? Yoktu arkadaşlar. Kurtlar vardı. Milattan önce 14.000-14.200 ilk evcilleşmiş köpek fosilleri. Tibet fosili var mı içlerinde? Yok arkadaşlar. Tibet yine yok. Milattan önce 1100 milattan önce 1100 ne var? Doki iri köpekler var. Doki'lerin büyük olasılıkla, burada olasılık devreye giriyor, büyük olasılıkla Büyük İskender'le gelen köpeklerle eşleşmesi sonucunda ne oluyor arkadaşlar? Tibet Mastifler oluşuyor. O zaman nedir? Tibet Mastif
2500 yıllık falan bir ırktır arkadaşlar. Neymiş? 2500 yılmış. Tibet Mastifle akrabalı olan köpekler neymiş? Mastifler, Great Dane'ler, Bernese Dağ köpekleri, Rottweiler'lar, Saint Bernard'lar, Leonberger'ler. Ama yaratılmış olarak yaşadığı için o vahşi hattını, yani yabani hattını hala koruyan köpeklerdir. Tekrar edelim programı kapatmadan önce. Brachycephal kafa yapısı neydi? Ayıdan gelme değildi. Bilim bunu açıkladı. Neydi arkadaşlar? Bir mutasyondu. Mutasyondan oluşmuştu basık burunlu mastif kafalı köpekler. Mutasyon sonucu oluşmuşlardı. Bu mutasyonun adı neydi arkadaşlar? SMOK2 geni. SMOK2 gen mutasyonu arkadaşlar. Brachycephal kafa yapısının oluşması. Yani kurt soylu köpeklerde SMOK2 gen mutasyonundan kaynaklı ne olmuştu? Brachycephal kafa yapısı oluşmuştu. Köpeklerin tarihçesini de, ayıların tarihçesini de, kökenini de, soy ağacını da anlatmış olduk arkadaşlar. Guardia Turca'dan sevgilerle hoşça kalın. Görüşmek üzere. Tabii size böyle beyin yakan çok akademik içerikli izlenmeyecek bir video çektim ama bizim bu içerikleri takip eden ciddi bilimsel düşünen arkadaşlarımız var. Bu videoyu da onlar için çektik. Şimdiye kadar seyredenler bu cümlelerimi de duyarlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.